Hepinize merhaba arkadaşlar. Real Madrid ile tam gaz yola devam ediyoruz. Desteğiniz sayesinde Zidane'ın az biraz da olsa aklına girmeyi başardık. Yani sonuçta 2 aylık bir neredeyse sakatlık sürecim olmuştu. Ve adam beni normalde 5 hafta ama ben onu 2 ay kabul ediyorum. Çünkü oynatma gereksinimi hiçbir zaman duymadı bu süre zarfında. Şimdi ligde 5. sıradayız. 19 puanımız var. 24 puanla Villarreal 1. sırada. Bizim rakibimiz bu hafta ligde Las Palmas. Kendi sahamızdayız. Santiago Bernabéu'dayız ve ilk 11'deyim. Bakın ilk 11'deyim. Tabii bunların hepsi sizin sayenizde. Başka hiçbir şey değil. Zidane'ın aklına tamam benim de yeteneklerim giriyor ama hani tam potansiyelli değil. Adam bazen kararsız kalıyor. Beni oynatmıyor. Gidiyor Benzema'yı oynatıyor. Volund'u oynatıyor. Onlar da gol atamıyor. Maçı ya berabere kapatıyoruz ya da yeniliyoruz. Modric atmazsa. Modric atarsa kazanıyoruz ama. Santiago Bernabéu'da güzel bir hafta. 11. hafta. Rakibimiz deplasmanda olmasa da onlara deplasmanı yaşatacağımız Santiago Bernabéu'da. Varan şu an kendinden emin. Bir şeyler yapmak istiyor. Ramos'a bir şeyler söylemek istiyor. Tabii Ramos da kalitesini falan konuşturuyor. Çoğu zaman onu kale almıyor. Öyle olunca da çocuğun morali bozuluyor. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi bozuluyor. Aradan beyler, çok güzel pas be Ronaldo. Harikasın sen Ronaldo. Ben de dışarı vururum Ronaldo. Zayıf şut mu? Hocam fazla sayı veremedim. Versem girerdi o top ya. Aman Marcelo, geçirme abi. Gözünü seveyim geçirme. Beyler içeri dikkat. Arka taraf bomboş kaldı. Akif vur gitsin abi. Vur gitsin abi. Abi vur vur şişir gitsin ya. Bak orada bir karambol oldu, bir şey oldu, saçma sapan pozisyon oldu ya. Top rakibin önünde kaldı, herif az daha bırakıyordu plaseyle uzak köşe. Güzel pas. Al abi şunu, Modric harika bıraktın. Llorente! Yani bu kadar güzel 3 pasın ardından Llorente'nin bu denli isabetsiz şutu şaşırttı beni ha. Sadece beni değil hocama da hüsrana uğrattı. Dikkatli, dikkatli Ramos abi sen maçlarda yoksun gibi ya. Hadi gözünü seveyim beyler oynatmayalım orada. Yaptırmayalım top. Güzelsin Casemiro gene iyi kaptın be. Hocam. Hocam çıtırından bir Vasquez'e bir darbe var ha. Ufaktan bir temas vardı orada. Gelmesin, dönmesin. Güzel Ramos. Beyler yalnız açmayalım önünü. Ofsayt mı? Nasıl ofsayt? İyi de hocam o adam şut çekti yalnız pas vermedi ki. Bekle Casemiro. Gidiyoruz abi ileri. Güzel pas. Modric. 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 Güzelsin. Modric. Güzelsin de. Güzel pastı Modric. Güzel pastı da ayağımın dış içiyle iğrenç vurdum ya. Vallahi kesmeye yarıyor. Lan dur Benzema tahrik etme adamı. Zaten kesmeye yer arıyor. Gel ortadan. Al şu topu. Harikasın be. Güzel bir arka çaptı Ronaldo. Kes arka direğe. Güzel orta. Vuramadım. Modric. Olmadı. Sakin. Casemiro. Arkalardan yokladı da. Kaleci iyi uzandı ha. Vallahi iyi uzandı. Ya hocam sen de beni şu kornerlerde biraz öndüre yakın tut be. Penaltı. Hocam ilk yarı değil penaltı. Adam bana vurdu orada. Hani Real Madrid dedim mi? İlk akla gelen şeylerden bir tanesi kalite ve bilinçli futbol. Bak. Bilinçli futbol. Ama biz bilinçli oynayamıyoruz. Ronaldo. Al abi şu topu. Ronaldo. Ulan atamıyoruz ya. Bu kadar yüklendiğimiz halde atamıyoruz. Bu arada kaleci değişti mi sizde? Kalecinin tipi değişmiş. Gel abi bana. Ya Modric'im. Gelse bana kanatta bomboşum. Uzak köşe plase. Yani vuruşumu çoktan kendim belirlemiştim, seçmiştim de gelmedi. Aradan Akif, güzel bir ara topu gelir mi? Ara topu gelir mi? Ronaldo, atamam abi. Bu maçta kaçırdığımın haddi hesabı yok. Ve sadece bu bende olan bir şey değil. Bütün takım olarak şu an şu İğrenç şutlar çıkartıyoruz. Yani ayağımın dışıyla uzak köşeye bırakayım dedim. Ama taçı biraz daha yakından tercih ettim gibi geldi.
Hani şut isabetin biraz daha taçı andırıyordu resmen. Yapma, yapma, yapma. Kötü sarkıttı arkaya. Dikkatli içeride. Geçirme abi onu. Kapatın önünü. Güzelsin Valio. Sakin Kasiya. Sakin abi. Aferin. Hadi, hadi, hadi Kasiya. Hadi Kasiya. Bak Bale de girdi. Biz bu işe bir şekilde sonuca gidebiliriz. Güzel pas. Bale yürü abi. Yürü abi. Hocam bu ne yapıyor? Hani şut çekmemi engelliyor, pas vermemi engelliyor. Tamam eyvallah da. Öpücük atmak nedir sorma sahiptir. Her yanım salya sümük oldu ya. Sen işini biliyorsun da. Ronaldo yürü. Ronaldo yürü abi. İyi çıktık. Güzel çıktık bak gideriz. Al şu topu da. Lan bu güzel koşu yaptım pasa bak ya. Açtığım ortaya bak ya. Al şu topu abi. Cross. Cross. Ronaldo. Ronaldo. Olur olur olur. Tamam olur. Hakim. Ortayı düşün abi. Lan ortayı düşün dedim. Bana at demedim. Ah ulan cross. Yapma. Beyler dikkat edelim dikkat edelim. Ben de geldim desteğe alırım alırım alırım. Hatam telafi ederim. Hiç problem değil. Cross. Güzel pas. Şimdi. Al Bale'ymiş topu. Bale alır mısın? Hocam bana da orada bir dürtü var ama onu görmüyorsun. Hadi beyler iyi bir orta gol getirir. İyi bir orta gol getirir. Ronaldo güzel vurdu olmadı be. Ulan defans çıkarttı bu sefer de topu. Ya bir gol atmak bu kadar zor olabilir mi ya? Abi o pas kimeydi yalnız? Modric al şu topu. Sakin. Güzel. Ramos. Ah be abi yukarıda bomboşum. Yukarıda bomboşum. Hadi be Ramos aradan güzel pas. Kime? Kime? İşte bak bana atmayı tercih et sen ben onu atarım ben onu atarım. Ama hatayı da telafi etmem affetmem. O golü ne yapar eder bir şekilde filelere göndermesini bilirim ben. Oh. Yani bu maçta belki de sabahtan beri uğraşıp bir yerlerimizi yırtıp başaramadığımızı bu kadar basit bir hatadan başardık. Ve bunda belki de en büyük pay önce Gareth Bale'ın takipçiliği ve ardından da benim takipçiliğim. Kalecinin de tabii ufak hatası bize sağ olsun yardım etti. Bak hocam mutlu oldu. Sonunda lan diyor attılar diyor ya. Eyvallah hocam eyvallah zor oldu ama. Beyler dayanalım. Hadi hadi havada karşılığı topu. Yapma yapma oynatmayalım çocuklar. Beyler dikkat edelim. Cross dönmesin. Abi kapatın önünü. Kapatın önünü. Yani dakika 88 abi kapatın gözünüzü seveyim ya. Hani yemeyelim zaten zar zor attık saçma sapan şekilde. Güzel pas. Ronaldo indiremedim abi be. İndiremedim be ama olsun. Kazanmasını bildik. 1-0 olsun bizim olsun diye boşa demiyoruz. Tabi Real Madrid taraftarı gördüğünüz gibi çılgınlar gibi sevinemiyor. Güzel bir oyun vardı. Etkili oynadık ama bir türlü o istediğimiz farka, skora gidemedik. Sağlık olsun. Önemli olan kazanmak. Bir gol olsun bizim olsun. Kazanalım. 3 puan olsun ya. Ama hocam isyan ediyor benden şu an. Hocam vallahi yapacak bir şey yok. Adamlar biraz sert oynuyordu. Biraz da çok iyi markaj yapıyordu ya. O presten çıkamıyorduk ki. Rakibimiz deplasmanda Olympiakos. Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir maç bizi bekliyor. Bu sefer kazanmamız gereken bir maç. Çünkü ilk maçta Olympiakos'la yanlış hatırlamıyorsam ya berabere kalmıştık ya da mağlup olmuştuk. Ama problem değil. Şimdi kendimizi ispatlamanın, kanıtlamanın vakti. Bale'im sağ kanadı kapmışken, Kroos'un da yedek kalmışken. Niye ya Kroos iyi oynuyordu aslında. Hocam niye onu yedek bıraktın ki sen? Neyse problem değil. Tamam Vazquez gitmiş, Bale gelmiş. Biz Bale'le daha iyi anlaşıyoruz. Geçenki maçta Vazquez olsaydı belki o baskıyı yapmazdı bile ya. Şampiyonlar Ligi'nde stadyon ne yerde? Rakibimiz deplasmanda Olympiakos. Kazanmaya geldik. Bu gruptan lider çıkmaya geldik. Önümüzde bir maç daha olacak ve zorlu bir maç olacak. Yanlış hatırlamıyorsam da Napoli ile olacak. O maçı kazanırsak ve bu maçı da kazanırsak belki gruptan lider çıkma şansımız var ama yine de gruptan çıkmaya bu kadar yakınken hata yapmamamız lazım. Ne yapıp edip Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları iyi bir şekilde sonuçlamamız lazım da hocam orada bir vurdular gene ya. Vallahi kaçta göz arası hep ben dirseğim yiyen adam oluyorum. Niye böyle oluyor? Ortaya dikkat. Güzel Ramos. İyi kapattın açıyı. İyi kapattın abi. Aralara maralara iyi giriyor da.
Oynamak isterse bunu yapıyor ya. Yoksa çoğu zaman genelde defansta hiç beklenmedik. Onun klasını sarsacak derecede hareketler yapıyor. Yalnız Ronaldo, güzel pas verdin. Ronaldo abi gir içeri. Al şu topu. Ronaldo. Ne yaptın? Ronaldo bir afalladı orada. Ayağı mı takıldı? Ne yaptın? Lan ne koydunuz çimlerin önüne? Beyim. Aradan bir salsanız abi. Güzel pas. Güzel pas. Lan arkadaş şu falsoyu bir veremiyorum. Bir versem var ya uzak köşe. Çatal diyeceğim de. Gel çatala gitmesi için önce topun biraz da dibine girmem gerekiyor. O ne ya? Yerden gitmiş. Beyler baskı yapalım. Baskı yapalım. Bak 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 bak. Hataya bak ya. Hataya bak ya. Abi Şampiyonlar Ligi bu maçın affı yok ya. Gruptan çıkmak istiyorsak eğer Olympiakos'u bugün bu sahada devirmemiz lazım. Ve bizim yaptığımız hataya bak. Bir anda defansta anlaşmazlık mı diyeyim, uyumsuzluk mu diyeyim. Hani Varan ortaya mı gitmeye hareketlendi, adama mı gitmeye hareketlendi, tercihi ne belli değil. O sırada tabii aradan bir ara topu işi bitirdi. Gel Modric ortadan. Güzel pas. Oha hocam yani ya. Hocam bir kart ver ya. Böyle bir topa müdahale falan yok. Gel aradan. Geçti. Abi bana atarsan offside. O kadar çok bekledim bir de artistik yaptın ki yani attığın pasta. Hani normal atmak varken abi Rabona ne ayak? Yerden normal bıraksa ofsayta belki düşmeyecektim ya. Tam çıkmaya çalışıyordum. Rabona'yı denedi. Patates oldu pozisyon. Güzel pas Casemiro. Ronaldo al abi. Gel tekrar bana. Güzel pas. Bu uzaklardan bir yoklayayım abi be. Plase iyiydi de çerçeveyi bulmadı. Yoksa topa falsoyu falan da iyi verdiğimi düşünüyordum. Yok tam verememiş. Bayağı kötü vurmuş. Yandan güzel görünüyordu aslında. Aman beyler. Aman Ramos. Ramos sende abi. Beyler göbek çok boş kaldı gene. Yapmayalım. Yapmayalım. Of. Pardo var ya az daha iki atıyordu ha. Bak bir anda defansın dengesiz yakalandığı an ve Pardo'nun etkisiz şutu. Aslında etkiliydi de kaleyi tutmadığı için etkisiz oluyor. Boş verin çaktırmayın. İyi oldu iyi oldu. Dışarı bulması güzel oldu. Abi orada top kaybı mı olur? Yapma gözünü seveyim ya. Yani öyle göbek açıkken orada top kaybı mı olur ya? Şu an deplasmanda şoktayız. Deplasmanda Llorente'nin yaptığı bu hata bize umarım pahalıya patlamaz. Yani daha önümüzde çok dakikalar var maçı çevirmek için ama 2-0 geriden gelip en kötü berabere kalmamız lazım. O da en kötü. Ve bunun için de bize 2 gol lazım. Bir gol atabilirsek belki bir şeyler başarabiliriz de. Ronaldo al abi şu topu. Ronaldo bekle. Ronaldo ara pası kime abi ya? Vallahi ezber oynuyorsun ya. Kime attın abi o ara pasını? Güzelsin Akarbaya. İyi kaptın. Ben ama geçti. 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 Sen o topa dokunana kadar geçti o pozisyon. Beyler dikkat edelim. Güzel Ramos'um. Yapma Ramos'um. Yapma Ramos'um. Ramos bari sen yapma abi ya. Hani kapabileceğim bir topu tekrar gidiyor. Veriyorsun rakibe hediye edercesine ya. Gerçi orada gene dirsek var ama hocam yere es geçti. Hoca abi es geçiyor valla. Beyler dikkat edelim. Havada. Ramos vur gitsin abi. Yapmayın abi. Şu hataları yapmayın ama ya. Yani savunmada çok büyük hatalar oluşuyor. Ve gereksiz hatalar yani. Hani tek de o topu uzaklaştırma imkanımız varken biz bırakın topu uzaklaştırmayı hani orada pozisyon olsun diye çabalıyoruz resmen. Marcelo. Ronaldo ile abi. Ronaldo gel bana. Güzelsin. Beyler bir koşu. Ama hocam yani olayın bak boku çıkmaya başladı. Kusura bakma da bu herif ne yapıyor ya? Ya bir kart ver Allah rızası için bir kart ver artık ya.
Şükür. Ya burada indirmeye çalışıyor. Yetmeyir. Bir daha devam ediyor ya. Ronaldo vallahi sen de. Ona da Rabona vursaydın tam olacaktı. Marcelo havada karşıla abi. Yapma beyler, pozisyon oldu gene ya. Takım olarak bugün çok kötüyüz. Kroos gel bana. Kroos sen gelene kadar, sen gelene kadar adam 3 attı be oğlum. Olympiakos bize belli ki ters geliyor. Yani Kroos bana atsan orada pası. Ne böyle bir pozisyon olacak, ne de başka bir şey ya. İki tane orta sahada kaybedilen top, ikisi de gol oldu ya. Hocam Marcelo'nun ne suçu var? Ha? Onun ne suçu var? Ne yapsın çocuk? Bitti maç ya. Vallahi maç bitti ya. Beylim hareketlen bir. Al abi şu topu. Güzel orta. Lan maçın başından beri belki de en etkili pozisyonlardan bir tanesi bu ya. Bana kes Ronaldo. Güzel. Vururum abi. Nah vururum. Nah vururum. Herif üstüme çıktı ya abim. Yeter ama yeter. Vallahi kaptırdığımız toplardan gına geldi bu maçta ya. Hani taraftarın ettiği küfürün hatta hesabı yok. Ben size söyleyeyim. Hani kulaklarınız çınlıyorsa boşa çınlamıyordur. Emin olabilirsiniz. Bak 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 Silva'ya bak. Bomboş gidiyor. Güzelli ortağa geldi mi? 4 Varan çıkarttı. Vallahi Varan o kadar kritik bir müdahale yaptı ki resmen 4'ü kurtardı kaleden. Yani hocanın gözünün içine bakıyoruz şu an ya maçı bitirsin diye. Olympiakos'a bak ya. Olympiakos'a bak. Sanırsın Şampiyonlar Ligi final maçı. Öyle bir oynuyorlar ki arkadaş. 3-0 kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde bizim üzerimizde iddia oynayanların hepsi bu maçı kaybetti. Herkes fark atmamızı beklerken biz orta sahada kaptırdığımız toplardan fark yedik. Rakibimiz kendi sahamızda Malaga. Kötü bir sonuçtan geldik. Kötü bir deplasmandan geldik. Yunanistan'da resmen yeri değiminde ezildik. Ama bu maçta ezilmememiz lazım. Ve şöyle bir şey var. Bu hafta Malaga ile oynayacağız. Önümüzdeki hafta yine Malaga ile oynayacağız. Çünkü bir kupa mücadelesi bizi bekliyor olacak. Bu maç bir nevi öbür maçın antrenmanı olabilir. Ve bu yüzden dikkatli oynamalıyız. Rakibimizin, Malaga'nın çok iyi bir şekilde hatalarını görmeli. Ve bu hataları kupaya da yansıtmalıyız. Santiago Bernabeu'da 12. hafta. Rakibimiz kendi sahamızda Malaga. Güzel bir maç olması dileğiyle. Olympiakos maçını arkada bırakmamız ve önce bu maçta ardından da kupada Malaga'yı devirmemiz dileğiyle. Taraftarımız mutsuz ama şöyle bir durum var. Grupta hala ikinci sıradayız. Son maçımız Napoli ile olacak. Zorlu bir maç da bizi bekliyor aynı zamanda. Hem bizim hem de Olympiakos'un 7 puanı var ama şöyle bir durum var. Bizim Napoli maçında ezip geçmemiz yeri deyiminde de bakın. Ama hocam yeter, bu olayın biraz tadı kaçmaya başladı ya. Gene sakatlandım arkadaş ya. Hocam değiştirme. Akif gel bana. Vazquez al şu topu. Sakin bekledin. Gel bana abi tekrar. Al tekrar Vazquez. Yürü abi. Kes iyi bir orta. Kes güzel yere. Vurabilir miyim? Ah be. Güzel ortaydı da biraz yavaş geldi ya. Aferin lan Akif. İyi verdin ha. Gel Llorente. Abi ben sana nasıl pas atıyorum, sen bana nasıl pas atıyorsun Llorente ya. Modric ortadan. Güzel pas. Beyler yalnız bir destek, hadi bir yaklaşın ya. Hani ileride çok yalnız kalıyoruz ya son maçlarda. Güzel. Al Marcelo abi şu topu. Ronaldo'ya verebilirsin. Bana gelebilirsin. Ben Modric'i düşünürüm. Modric ayakta kaldı. Olur Modric olur. Problem yok. Boyun yetmedi ya, sıkıntı yok. Hani ne diyeyim oğlum. Ayağıyla vurmayı düşünse atardı ama kafasıyla tercih etti.
tercih meselesi. Aman, 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 aman! Abi bu kadar rahat nasıl dönüyor o adam ya? Heh, bu kadar rahat nasıl dönüyor gözünüzü seveyim ya. Modric biraz daha düzgün at abi. Hani bana gelsin en azından top. Kaç metreden koşu yapıyorum oraya ya. Bak bak göbek bomboş kaldı. Arka direkt bomboş kaldı. Güzelsin Llorente. Hızlı bir şans olabilir yalnız. Hızlı bir şans olabilir. Ronaldo. Tutamadım ki abi. Geçirme. Akif'im bak gördün yani. Kapıyorsun anında kaptırıyorsun ya. Ya çöküşte takım resmen. Böyle bir şey yok abi. Gel yukarı Casemiro. Güzel. Al Marcelo abi. Rahatlat takımı. Bir çıkart ya. Casemiro gelebilirsiniz bana. Güzel. Modric al şu topu. Ulan. Casemiro vallahi gidiyor gibi yaptın durdun abi. Hani beni mi trollüyorsun ne yapıyorsun ben anlamadım ya. Bana niye fake atıyorsun arkadaşım? Modric sakin. Açarak açarak abi kaldır kapağını. Güzel pas. Marcelo yakın. Güzel. Yakın abi işte böyle devam. Llorente ne yapacaksın abi? Güzel verdin. Güzelsin. Casemiro sen iyi verdin. Ben de bir yokladım. Ulan ya. Savunmaya çarpan top Roberto Corner'e tokatladı. Neyse olur 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 problem yok. En azından bir şut çıkarttı kaleye. Yani tamam kalecilerin dokunulmazlığı var da o forma o takımda olmuş mu hocam? Adam belli bile olmuyor ya. Güzel pas. Vasquez yürü. Vasquez kullan önündeki boşluğu. Vasquez geliyoruz abi. Vasquez. Vasquez. İyi indirdin. İyi indirdin de işte. Biz için ettik pozisyonu ya. Marcelo karşıla. Oğlum yerde adam vardı lan. Offside offside olmadan atardık ya. Aç yukarı Modric. Güzel pas. Vasquez'im. Savunmanın arkasına. Savun. Atacaksın mı? Tamam atma atma atma. Ama atma. Atarsan bir yerlerin eksilir. Bir yerlerin incilir. Gel bana Casemiro. Güzel pas. Hocam. 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 Girsek var. Llorente ortadan. Girdim girdim araya. Çaldım o topu. Çaldım o topu. Ya hocam saçmalama. Allah'ını seversen saçmalama ya. Ya bırak git böyle bir faul olmaz. Topu çekiyorum ben orada ya. Adam bana takılıyor. Bak ya verdiği faule bak ya. E hocam hava topuna çıkmasın mı bu adam yani? Onu mu istiyorsun? Ha? Hava topuna çıkmasın mı? Durduk yere tehlikeli yerden frikik kullandırıyor rakibe ya. Güzelsin Marcelo. Buradan bir tane yok diyeceğim abi ya. Yok diyeceğim de çok kötü gitti top. Vasquez gel bana Berkaç yapalım. Vasquez yürüsene. Vasquez. Vasquez. Vasquez yürü yürü. Kanattan yürü abi. Dikkat et. Gelmesin. Karşıla onu. Yeme o çalımı, yeme o çalımı, yeme o çalımı. Dakika 70'ten sonra gitgide pozisyonlar artmaya başladı. Her an iki takımdan birisi gol atabilir. Gel Kroos. Güzel. Al abi şu topu. Vasquez. Aa Bale'im hoş geldin be. Şükür ya. Vallahi şükür abi ya. Ronaldo. Ne yapacaksın? Güzel. Vurdun. Bıraktın Kroos'a. Dönen top direkten ya. Lan kaleci yakalayamasa top bende kalacak daha. Bale yürü abi devam et. Beni kestiler ama sen devam et. Kesi bir orta. Güzelsin. Olmadı. İndir o topu Casemiro. Hocam penaltı. Bak penaltı işte. Onlar da veriyordum. Bizde niye vermiyorsun? Kroos ortadan. Güzel. Al abi şu topu. Geçmedi ya kusura bakma. Casemiro. Valeo. Yapma. Abi atmamız lazım. Ronaldo gel abi ortaya. Al abi şu topu. Sakin. Nacho. Güzel pas. Nacho. Nacho. Olmadı Nacho be. Olmadı kardeşim be. Gelişine plase vurayım dedim de. Topu döndüremedim. Etkili köşeye gitti de. Biraz daha dönseydi iyiydi ya. Abi kanadı aşağıya. Güzel pas. Hadi. Hadi beyler. Bunu atmamız lazım. Bale içeridesin gördüm seni.
Bale gördüm seni. Ama arkadan destek daha güzel Nacho. Olmuyor abi, olmuyor. Ne kadar uğraşsak da çabalasak da olmuyor ya. Alırsanız ileri. Başka çaremiz yok, şansımız yok. Alan bu tarafa. Güzel Ramos. Tutarım abi, tutarım abi. Al şu topu. Ronaldo. Biz gideceğiz ya, bitir hemen. Biz gideceğiz ya, bitir. İçinde kalır yoksa. İlla puan kaybettireceğim bize ya. Vallahi şu maç kaleyi tutmayan pozisyonlarla direklerin maçı oldu. Başka hiçbir esprisi yok şu maçın ya. Çöküşteyiz. Açık ve net söylüyorum, çöküşteyiz. Kendimizi toparlamamız lazım ve kanıtlamamız lazım. Bu böyle giderse sıkıntı büyük. Önümüzdeki hafta Malaga ile bir kupa maçımız var. O kupa maçında da kendimizi göstermemiz gerekiyor. Bir üst sıra çıkmamız gerekiyor. Ardından da zaten Napoli maçı var. Şampiyonlar Ligi tamam mı, devam mı maçı. Arka arkaya 3 tane zorlu maç bizi bekliyor. Çok kötü bir ilerleyişimiz var. Bunun farkındayım. İlk maçta yani şansa biraz da olsun, kalecinin hatası olsun, gol atmayı başarmıştık ve arka arkaya diğer oynadığımız 2 maçta bırakın gol atmayı, şöyle adam akıllı bir pozisyon bile üretemedik. Uzaktan şutlarla yoklamaya çalışıyoruz. Pozisyona giremiyoruz. Orta sahada yaptığımız top kayıpları, yediğimiz goller, hatalar, verdiğimiz pozisyonlar. Yani ciddi anlamda bir çöküşteyiz ve bu çöküşe bir son vermemiz lazım. Önce Kupa'da İspanya'da Malaga ile mücadele edeceğiz. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile ve onun ardından da ligde Sevilla ile. Yani 3 tane zorlu maç bizi bekliyor. O maçlara gelene kadar kendimizi toparlamamız, idmanlarımızı yapmamız ve sizlerin de desteğiyle oradan kazasız belasız çıkmamız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. O kalecinin yaptığı hata da takipçiliğim de size gelsin. Vallahi çok saçma sapan oldu ama güzel oldu, güzel. Yani iyiydi. Takipçilik iyidir oğlum. Önde baskı her zaman sonuç getirir. Boşa demiyoruz.